Bir kalem. Kalemden başka ne olabilir ki? Merhaba arkadaşlar, ben Sefi. Bugün yepyeni bir ürünle karşınızdayım. Apple'ın profesyoneller için ürettiği Apple Pencil. Öncelikle kalemim günlük kullanımın bir tık üstünde, daha profesyonel amaçlara hizmet etmek için üretildiğini baştan söylemem gerekiyor. Eğer çizimle veyahut en azından çizgiyle bir işiniz yoksa satın almayı yapmadan önce biraz daha düşünmenizi tavsiye ederim. Ama tabii şıklığı, güzelliği, kullanışlılığı karşısında ekonomik bir sıkıntınız yoksa bu videodan sonra almayı düşüneceğinize eminim. İlk olarak kutu içeriğinden bahsedeceğim. Kutudan öyle ahım şahım şeyler çıkmıyor. Tabii ki içinden bir adet Apple Pencil çıkıyor. Apple Pencil gayet sade tasarımıyla tek başına yekpare bir şekilde içinde bekliyor bizi. Ayrıca bir adet yedek uç ve bir adet de şarj dönüşüm ucu verilmiş. İşin doğrusu henüz bu dönüştürücüye ihtiyaç duymadım. Zaten farkındaysanız hiç açılmamış. Ama varlığı güzel. Ben direkt tabletten şarj etmeyi tercih ediyorum. Şimdilik gerisini bir kenara bırakıp teknik özelliklere bakalım. Bence kalem bir teknoloji harikası. Ucunda sensörler var. Artık kaç tane sensör sığdırabilmişler bilmiyorum ama bu sensörler sayesinde ne kadar yüklendiğinizi anlıyor. Şuradan gösterebilirsem. Kalemin ucu içine girip çıkabiliyor. Bu da sizin ne kadar kaleme bastırdığınızı anlamasını sağlıyor. Bu da daha koyu yazı veyahut açık yazıya yardımcı oluyor. Yine aynı sensörler sayesinde kalemi dik mi tutuyoruz, yatay mı tutuyoruz, bunu da algılayabiliyor. Bu iki özellik harika ve kalemde mevcut olmasına rağmen çalışması için kullanacağınız uygulamaların da bu özelliği desteklemesi gerekiyor. Desteklemiyorsa kalem basit bir not kaleminden ileriye gidemiyor. Ben bu özelliği keşfedene kadar tabletin camında ufak çizikler oluşturdum. Fazla yüklendim sanırım ama siz bunu yapmayın. Her uygulamada çalışmıyor, bilginiz olsun. Kalemin çok küçük bir pili olduğu için oldukça hızlı şarj oluyor. Bu özelliği sayesinde şarjım bitti ama ben ne yapacağım demenize gerek yok. Yapacağınız yarım saatlik bir iş için bile birkaç dakikalık şarj etme yeterli oluyor. İster dönüştürücü kullanırsınız. Dönüştürücü, az önce gösterdiğim dönüştürücüyü kullanırsınız. Şarj edersiniz. Dönüştürücü şöyle oluyor. Araya takıyorsunuz. Normalde erkek olan şarj kablonuz dişiye dönüşüyor. Kapağını açıp buraya taktığınız vakit kalem şarj olmaya başlıyor. Bu bir ihtimal. Ama benim daha çok kullandığım yöntem, daha güzel olan yöntem, kabloya ihtiyaç duymadan tablete takarak şarj etmek. Bu daha kullanışlı bence. Şarj dayanma süresi oldukça iyi. Eğer sadece kullandığınız zaman Bluetooth bağlantısı yaparsanız birkaç hafta bile her ihtiyacınızı karşılar. Devamlı bağlı kalsın, her zaman ihtiyaç duyuyorum derseniz de birkaç gün şarja gidiyor. Şarj edimi kolay olduğu için bu konuda kafanıza fazla bir şey takılmamalı zaten. Şarj aletine bile gerek yok. Tabletle kalem yan yana olsun. Gördüğünüz gibi yeterli. Kalemi tablete bağlamak için mutlaka yapmanız gereken bir şey var. O da kalemin şarj ucunu tablete takmak. Bu onu eşleştirme anlamına geliyor. Böyle yapınca başka bir tablette çalışmıyor. Bluetooth ile tablete bağlanıyor. Mesela kalemle tablet ayrı düştü, bağlantı koptu. Yan yana gelir gelmez saniyesinde bağlanıyor. Bunun için artık bir daha bu işlemi veya başka bir şey yapmanıza gerek yok. Bu yönüyle çok pratik bir ürün. Siz bir kalemi hangi tablete taktıysanız artık sadece o tablette çalışır. Başka bir tablete geçmek için çıkartıp o tablete tekrardan sokup onunla eşleştirme yapmanız gerekir. Bu da bir detay. Çok önemli bir uyarı. Arkadaşlar bilmeyenler olabilir ama bu çok önemli. Bu kalem sadece iPad Pro ile çalışmak üzere tasarlanmış bir kalemdir. Diğer tabletlerde, Air'larda, Mini'lerde veya telefonlarda çalışmıyor. Samsung'daki olayı burada aramayın. Üzülürsünüz. Peki işe yarar mı? Mesela mimarlıkla ilgili bir çizim, mimar arkadaşımın çizimi. Onun çok işine yaradığını söyledi bana. Çizimlerin değişimini falan göstermek için kullanıyordu. Ayrıca matematik öğretmeni arkadaşlarım birbirlerine sordukları geometri sorularını kalemle çözebiliyorlardı ve bu konudan çok mutlulardı. Sanal ortamda soru cevaplamaya ihtiyaç duyuyorlardı. Stilistseniz eğer bir çizim
modelistseniz, çizimle ilgili bir iş yapıyorsanız tamamen bu tablet sizin için üretilmiş. Kaligrafiyle ilgileniyorsanız veyahut grafik tasarımla ilgileniyorsanız yine bu tableti alabilirsiniz. Sadece yazı yazmak için alacaksanız biraz daha düşünün derim ben. Bu konuyu burada kapatmıyoruz. Apple Pencil'ı ve iPad Pro'yu sizler için inceleyip deneyimlerimi sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Videomu beğenip paylaşmayı ve abone olmayı sakın unutmayın. Hoşça kalın.